Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 20 Temmuz 2017 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, farklı hukuk fakültelerinden 2000'e yakın misafir öğrenci Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders aldı. Farklı hukuk fakültelerinden 2000'e yakın misafir öğrenci Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders aldı. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şafak Narbay, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu yıl açılan yaz okulu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı olarak biz bu yıl 33 farklı dersi yaz okulunda açtık. Dolayısıyla İlk defa bu kadar fazla sayıda ders açılması söz konusu oldu. Bu kadar fazla ders açınca diğer hukuk fakültelerinden fakültemizde yaz okulu almak üzere başvuran öğrenci sayısında da olağanüstü bir artış olduğunu gözlemledik. Şöyle ki şu ana kadar bizim yaz okulu programımızdan 15 farklı hukuk fakültesinden yaklaşık 2000'e yakın misafir öğrenci olarak nitelendirebileceğimiz öğrenci arkadaşımız ders aldılar. Şu anda dersler devam ediyor. 8 haftalık bir program uyguluyoruz. Vizelerimiz bu hafta itibarıyla bitiyor. Yaz okulunda aktif olarak derslerimizi yürütüyoruz. Aynı zamanda bizim öğrencilerimiz yaz okulunda bir kredi saati için kaç lira ücret ödüyor ise dışarıdan gelen öğrenci arkadaşlarımız da aynı ücreti ödüyorlar. Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bunun dışında yaz okuluyla ilgili daha çok hangi fakültelerden geldi diye soracak olursak şöyle: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Ankara Çankaya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Yaşar Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zahim Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız, aynı zamanda bizim öğrencilerimizle birlikte buradan yaz okulu almayı devam ediyorlar. Hocam, kaç ders alma hakları var? Yani böyle bir sınır var mı? Evet, yaz okulundan öğrenciler maksimum 4 ders alabilirler. Toplamda bu 16 krediydi. Bu yeni üniversite senatomuzda aldığı kararla 20 krediye çıktı. Yani bizim öğrencimiz açısından bu düzenleme geçerli. Yaz okulunda 4 farklı ders alabilir. Toplamda da bunların kredisi 20 kredi saat olabiliyor. Yaz okulunda ders alan öğrenciler ise duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bizim fakültemizde yaz okulu açılmadığı için Erzincan Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve burası çok keyifli gerçekten. Sınav sistemleri, okulu çok beğendim ortamını da. Sınav sistemleri ve hocalar da çok tatlı. Erzincan kültürel olarak çok güzel bir şehir, kültür yapısı olarak. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından gayet memnunum şu an. Tek sıkıntı ulaşım sıkıntısı. Yani kaldığımız yer ve üniversitenin kampüste, işte fakültenin kampüste olmaması. Yani yaşam alanları olarak Isparta, Erzincan'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında eğitim kalitesi olarak burası daha iyi diye düşünüyorum. Yani hocalar daha donanımlı, özel hukukta özellikle. Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yaz okulu öğrencisiyim. Dönem içinde pek fazla çalışmadığım için yaz okuluna kaldım. Ama ben Erzincan'dan da okulundan da memnunum. Yani yazın burada olmak sadece biraz bizim için sıkıntı oluyor. Ailemizden uzaktayız, arkadaşlarımızdan uzaktayız ama hani ben ileride bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için şu an derslerimi vermek istiyorum.
Sayın seyirciler, geçtiğimiz günlerde Erzincan'da askeri bir aracın geçişi sırasında patlatılan bomba ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Erzincan'da askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristlerce uzaktan kumandayla 9 Temmuz 2017 tarihinde saat 14.35 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde patlatılmıştı. Üzümlü ilçesi Avcılar Köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde 3 asker hafif yaralanmıştı. Meydana gelen terör olayının aydınlatılmasına yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen AS, HE, CS ve MA isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Erzincan Sulh Ceza Hakimliği'nce silahlı terör örgütüne üye olma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanarak Erzincan T tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Gülabi Bey Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, yeni bir Erzincan sloganıyla çıktığımız yolda çalışmalarımız hızla devam ediyor diye konuştu. Bütün işlerimiz planlandığı şekilde yürümektedir. 4. seneye girdik. Bir söz vermiştik. Hiçbir mahallemizin bir mahalleden üstünlüğü olmayacak dedik. Bütün mahallelerimizi 24 ayar yapacağız dedik. Bunun için çaba gösteriyoruz. Tüm personelimizle, mesai arkadaşlarımızla birlikte, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, işçilerimiz, şeflerimiz, bütün ekip olarak bu senede yola revan olduk, yola koyduk. Şu anda bulunduğumuz mahalle Gülabi Bey Mahallesi. Yıllardan beri yine el sürülmeyen, hiçbir kaldırımı olmayan, elektrik hatları yıllardan beri kaslı demir direklerle donanmış olan, asfaltı olmayan, yağmur suyu kanalizasyon sisteminde noksanlarıyla baş başa bırakılmış bir mahalleydi bu mahalle. Bu mahallemize söz verdik, planladık. 2017 yılı havaların ısınmasıyla birlikte başlayacağımızı söyledik. Ve dün itibariyle de burada çalışmalarımıza, bugün itibariyle de burada çalışmalarımıza başladık. Tabii bunu daha yapmadan önce de altyapısını bitirmemiz gerekiyordu. Buradaki kanalizasyon, içme suyu şebekesi, elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra biz de inşaat ekibimizle birlikte bu bölgeye girdik, bu mahalleye girdik ve kaldırım çalışmalarını, asfalt çalışmalarını bitirip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Bunları mahallelerimiz, mahalle sakinlerimiz, herkes takdir ediyor. Allah razı olsun. Erzincan için ne kadar emek sarf etsek, ne kadar güzellik katsak azdır. Çünkü bura bizim torunlarımız, torunlarımızın, gelecek nesillerimizin yaşayacağı bir şehir. Bizler bugün emanetçiyiz. Hepimiz burada belli görevler yürütüyoruz. Bütün arkadaşlarımıza da biz her konuşmamızda bunları söylüyoruz. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağız ve diğer şehirler Erzincan'a imrenecek. Biz diğer şehirlere imrenmeyeceğiz. Allah'a hamdolsun bu sene sonu itibariyle mahallelerimizde hemen hemen kaldırımı yapılmamış, asfaltı tamamlanmamış, yağmur suyu hattı tamamlanmamış, kanalizasyonu tamamlanmamış mahalle kalmayacak. Birçok mahallemizde elektrik hatlarını yer altına aldık. Ama bazı direklerin, demir, saç direklerin ömrü dolmadığından TEDAŞ ve ARAS'la yapmış olduğumuz görüşmelerde onların bir 10 yıllık ömrünün olduğu, o nedenle sözleşme gereği onları sökemeyeceklerini söylediler. O nedenle bazı yerlerde havai hatlar bir müddet daha kalacak. Ama diğer demir direk ve beton direk olan yerlerde ciddi manada elektrik hatları da yer altına almış olacak. Her şey Erzincan için diyoruz, her şey Türkiye için diyoruz. Mahalle muhtarı Erdal Aşut ise Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yani bir hizmeti
mahallemesine sundu ve söz verdi, sözünde de durdu. Şu anda da mahalleme 39 depreminden belli. Gülabi Bey mahallesine yapılmayan bir hizmeti evvelallah sonra da Sayın Başkanımızın sayesinde mahallem çok güzel olacak. Şu anda alt yapı çalışmaları, elektriklerimiz, can suyumuz, her şeyimiz tamam. Yalnız nasip olursa en kısa zamanda da şu anda Büyük Cami'nin oradan asfalt ve yaya yollarımızın çalışması başladı. Ve bu konuda da Sayın Başkanıma ve bütün yetkili kardeşlerime hepsine teşekkür ederim. İnşallah bütün hayırlı işlerinde hepsine başarılar dilerim. Erzincan Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi. Erzincan Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi. Olası bir orman yangınında neler yapılması gerektiğini ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği konularında tatbikat yapılarak personele gösterildi. Tatbikatta telsiz ile yangının olduğu ekiplere bildirildi. Yangın haberini alan Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü personeli kısa sürede yangın yerine ulaştı. Yanan araziyi kısa sürede kontrol altına alıp daha sonra söndüren ekipler tatbikatı başarıyla sonlandırdılar. Erzincan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hüsnü Çelik tatbikatın amacı hakkında bilgiler verdi. Gayet. Erzincan Orman İşletme Müdürü olarak her sene düzenlediğimiz yangın tatbikatımızı bu sene de yaptık. Yaklaşık 20 kişilik ekibimizle, 3-4 tane bayan personelimizle beraber yangına müdahalemizde bulunduk. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiler. Çok başarılı bir şekilde yangınımızı söndürdüler. Burada özellikle yaz aylarında anız yakılması ile ilgili çıkan yangınlarımız çok fazla oluyor. Bu konuda köylü vatandaşlarımızın anız yakımına dikkat etmeleri, yakmamaları konusunda uyarmak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz bu konuda gelen arkadaşlarımıza da. Kaç personelle bu tatbikatı gerçekleştirdiniz? Yaklaşık 20-25 personelimiz var bu tatbikata katılan. Bunun öncesinde de gündüz saat sabah vakitlerinde eğitimimizi teorik olarak verdik. İş güvenliği ile ilgili eğitimlerimizi verdik. Kullanacakları ekipmanların eğitimlerini de şimdi arazide veriyoruz tekrar. Yangından sonra tekrar arazi ekipmanlarının eğitimini devam edeceğiz. Orman yangınları ile ilgili vatandaşlara bir tavsiyeniz olacak mı efendim? Yaz aylarında özellikle arazide çalışan köylerdeki çobanlar, araziye çıkan insanlar sigara içtiklerinde sigaralarını güzelce söndürsünler. Etraf yolda giderken araçlarından sigara cimeti atmasınlar. Köylü vatandaşlarımız anız yakmasınlar özellikle. Ve piknik yaparken de ateşlerini söndürerek gitsinler. Ormandan öyle uzaklaşsınlar. Seyirciler Anagol 24 Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde birinci etap çalışmalarını sonlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele verecek olan Anagol 24 Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde birinci etap çalışmalarını sonlandırdı. Kırmızı Siyahlılar ikinci etap çalışmaları için Afyon'da kampa giriyor. Tam kadro kampa giren Kırmızı Siyahlılar tüm eksikleri gidererek aynı zamanda 5 hazırlık maçı da yapacak. Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü kamp hakkında bilgiler verdi. Cumartesi günü Afyon'da hem antrenman yapma hem ikinci etap çalışmalarımızı yapma hem de hazırlık maçları yapma adına iki kampa başlayacağız. Orada yapacağımız 4 ya da 5 hazırlık maçıyla oyuncularımızın son durumlarını görme, hangi mevkilerde yetersizlik var takviye etme adına orası bize daha net bir bilgi verecek. Hazırlıklarımız iyi. Şunu gördüm. Yapılan transferlerde şu ana kadar gördüğüm kadarıyla doğru işler yapıldığını tespit ettik. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah Erzincanspor'un ligler başladığı zaman hazır hale gelecektir. İyi bir ekip seyrettireceğimizi düşünüyorum. Erzincanspor'u sevenler, Erzincanspor'u yönetenler rahat olsunlar, huzur içinde olsunlar. Takım iyi yoldadır. Bunun müjdesini verebilirim. Hazırlık maçlarında hangi takımlarla karşılaşacaksınız hocam? Şimdi biz organizatörlere tarihlerimizi bildirdik.
hangi tarihlerde maç yapmamız gerektiği noktasında tarihlerimizi bildirdik. Onlar oradaki kulüplerle görüşüp bu akşam ya da yarın bize hangi tarihte hangi takımla oynayacağımızı bildirecekler. Değerli izleyicilerimiz, Anagol 24 Erzincan Spor'da beklenen transfer gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Anagol 24 Erzincan Spor'da beklenen transfer gerçekleştirildi. Uzun süredir üzerinde duran takım yönetimi Erzincanlı golcü Erman Kılıç'la anlaştı. Bir dönem Galatasaray ve Başakşehir'de oynayan ve çoğu takımın transfer listesinde bulunan golcü futbolcu Kılıç, Erzincan Spor ile anlaşarak takımın Afyon kampına katılacak. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.